Evet, saatim 19.05, öğretmenlerim tek uzem de tek uzemin bize ayırmış olduğu bir ücretsiz ders saatinde arkadaşlar tamamen sizlere bir takım konularda yardımcı olabilmek için beraberiz. İnşallah güzel, verimli bir ders olur. Arkadaşlar baktığımızda bir sosyal bilgiler alan eğitimi. Aslında sosyal bilgilerin temelleri sorusuyla başlamamız lazım. Sosyal bilgilerin temelleri kapsamında arkadaşlar bir sosyal bilgiler öğretmenine göre sosyal bilgiler öğretiminin temel amacı zihnin özgürleşmesidir. Bu nedenle öğretmen öğrencilere hipotez kurmayı, bakın anahtar kelimenin altını çiziyorum, hipotez kurmayı ve bilgi edinmeyi temele alarak bir takım genellenebilir mantıklı sonuçlara ulaşmayı sağlayan bir düşünme şeklinin öğretilmesini ön plana alıyor. Böylelikle demokrasinin ihtiyaç duyduğu vatandaşları yetiştirme yoluna gidiyor. Öğretmenlerim bakın, sosyal bilgiler öğretim geleneğinden hangisi olduğu ya da hangi sosyal bilgiler öğretim yaklaşımından hangisinin benimsendiğini sormuş arkadaşlar ÖSYM. Burada sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler. Şimdi arkadaşlar bir, sosyal bilgiler öğretimi noktasında bizim üç tane temel geleneğimiz var. Bunların başında vatandaşlık bilgisi ya da vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler geliyor. Öğretmenlerim, sosyal bilgiler öğretiminin başladığı 1916'dan bu yana kullanılan en eski gelenek, en yaygın gelenek arkadaşlar nedir? Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilerdir. Burada arkadaşlar yöntem aktarımdır. Aktarım deyince kim aktaracak? Tabii ki de öğretmen aktaracak ve öğretmenin aktarımını kim alacak? Arkadaşlar pasif alıcı konumundaki bir öğrenci aktaracak. Burada içerik nasıl düzenleniyor? Arkadaşlar öğretmenin bakış açısıyla ve merkezi otoriteyle arkadaşlar birlikte düzenleme yoluna gidiyor. İkinci sırada sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler var. Özellikle vatandaşlığın en iyi sosyal bilimlerin kavramlarının öğrenmesiyle gerçekleşeceğini iddia ediyor. Yani diyor ki burada çocuğu birer küçük sosyal bilimci gibi yetiştir. Özellikle arkadaşlar sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler öğretiminde karşıma çıkan oldukça önemli bir isim var. Brunner arkadaşlar. Brunner'in buluş yoluyla öğrenme stratejisi sosyal bilimler olarak sosyal bilgilerin arkadaşlar özellikle benimsemiş olduğu yöntemdir. Ve burada arkadaşlar ve burada kesinlikle ama kesinlikle içerik hem ayrı ayrı hem de sosyal bilim disiplinlerinin bir bütün halinde bir yapı olarak öğretilmesiyle karşımıza çıkıyor. Ve burada baktığımızda öğretmenlerim özellikle üçüncü boyutta yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler var. Öğretmenlerim vatandaşın en iyi karar verme ve problem çözme süreçleriyle öğrenildiğini iddia eden bir yaklaşım. Yansıtıcı inceleme yöntemini benimsiyor. Bu noktada öğrencilere problem çözme basamakları üzerinden arkadaşlar bir takım içerikleri öğretmeye, özellikle öğrencinin problem çözme becerisini kazanmasına, daha sonra öğrencinin karşılaşacağı problemlere çözüm önerileri getirmesine imkan tanıyan bir yaklaşımdır. Ve burada arkadaşlar içerik öğrencinin aktif katılımıyla belirleniyor. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Temel düzey bir soru sosyal bilgilerin temelleri kapsamında geldi. Fakat ÖSYM arkadaşlar artık zaman zaman seçeneklerde farklı yaklaşımlara da başvuruyor. Biz özellikle arkadaşlar artık yaklaşımları konu merkezli, vatandaşlık merkezli ve problem merkezli olarak ayıracağız. Konu merkezli olanlar neye benziyor? Sosyal bilim olarak sosyal bilgilere benziyor. Vatandaşlık merkezli olanlar vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilere benziyor. Problem merkezli olanlar arkadaşlar özellikle ama özellikle yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgilere benziyor. Arkadaşlar vatandaşlık noktasında burada size aktarım kelimesini sorar. Aktaran kimdir? Öğretmendir. Bir de içeriye dikkat et. Şöyle bir soru kalıbıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle aşağıda verilen sosyal bilgiler öğretim geleneklerinin hangisinde içerik arkadaşlar yetişkinin bakış açısıyla oluşturuluyor? Bakın biraz daha soruyu ne yaptık? Zorlaştırma yoluna gittik. Ya da şöyle bir soru kalıbıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yukarıda verilen sosyal bilgiler öğretim yaklaşımlarının hangilerinde içerik belirlenirken öğrenciye de yer verilmekte? Bakın burada da öğrenciye yani sosyal bilim olarak sosyal bilgilerde de öğrenciye yer veriliyor.
ama kısmen. Arkadaşlar öğrenciye en fazla özgürlük veren kimdir? Yansıtıcı incelemedir. Fakat arkadaşlar vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilerde içeriğin belirlenmesi noktasında öğrenciye yer verilmez. Arkadaşlar merkezi otorite öğrenciye içeriği sabit olan ana ders materyaliyle gönderir. Öğretmen de içeriği herhangi bir etkinlik yapmadan arkadaşlar düz bir anlatımla yani ASUBEL'in sunuş stratejisiyle arkadaşlar öğrenciye aktara gelmekte. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bakın 3 farklı soru varyasyonundan söz edebiliriz burada. Hangisinde içerik oluştururken öğrenciye gidilmez? Cevap vatandaşlık bilgisi. Hangilerinde arkadaşlar içerik oluştururken öğrenciye arkadaşlar yer verilmekte? İkisini almanız lazım. Fakat öğrenciye en çok yer veren içerik noktasında öğrencinin özgür bir şekilde içeriği seçebildiği yer neresi? Yansıtıcı düşünmedir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önemlidir. Yansıtıcı incelemede problem çözümü çok önemlidir. Fakat sosyal bilimlerde de hipotez üretildiği için problem çözme anlayışı vardır arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz ve özellikle arkadaşlar sosyal bilim olarak sosyal bilgiler yaklaşımının merkezinde Brunner'in olduğunu, yansıtıcı incelemenin merkezinde ise arkadaşlar özellikle John Dewey'in fikirlerinin olduğunu lütfen ama lütfen unutmayınız. Bizler için oldukça önem arz eder. Var mı sıkıntı? Anlamadığınız, aklınıza takılan, soru işareti yaratan bir konu var mı buradan yana? Yok. Gayet güzel. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 2018 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda yer alan etik değerlerin farkında olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi içeren yetkinlik. Öğretmenlerim, Türkiye'de 2018 programı ilan edildiğinde hatta 2017'de ilan edildiğinde açtık baktık bir de ne görelim? Türkiye Yeterlikler Çerçevesi. Hocam Türkiye Yeterlikler Çerçevesi 1968'den bu yana İlk defa sosyal bilgiler programlarında yer aldı. Peki Türkiye yeterlikler çerçevesi belirlenirken örnek alınan şey nedir? Cevap Avrupa yeterlikler çerçevesidir. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar ve Avrupa Birliği'nin özellikle hedef kitlesinden yani vatandaşından beklediğim bilgi ve arkadaşlar uygulama boyutu üzerinden bir takım içerikleri örnek aldık. Ve Türkiye'de arkadaşlar artık Türkiye Yeterlikler Çerçevesi denilen bir çerçeve kapsamında 8 tane anahtar yetkinliğe yer verdik. İşte programlarımızda özellikle arkadaşlar sadece sosyal bilgilerde değil matematikte, fende, biyolojide, Türkçe'de yani bütün güncellenen 2018 programlarımıza yer alan Türkiye Yeterlikler Çerçevesi kapsamında arkadaşlar tamı tamına 8 tane anahtar yetkinlik var. Burada anahtar yetkinlikler içerisinde arkadaşlar etik değerlerin farkında olma, iyi yönetişim, bununla beraber düşüncelerini uygulamaya geçirme ve risk alma boyutları nerede? İnisiyatif alma ve girişimcilikte. Peki öğretmenlerim bunun dışında hangi arkadaşlar yetkinlikler var? Programımızda 8 tane anahtar yetkinlik var. Bu anahtar yetkinlikler dikkat ederseniz bilinenden bilinmeyene somuttan soyuta doğru bir sırayla arkadaşlar ana dilde iletişimle başlamış. Ana dilde iletişimde biz öğrenciden ne bekliyoruz? Çocuğun kendi ana dilini kullanmasını, kendi ana diliyle arkadaşlar iletişim kurabilmesini, ana diliyle kendisini ifade etmesini bekliyoruz. Yabancı dilde iletişimde öğretmenlerim çocuğun en az bir yabancı dil öğrenmesini istiyoruz. Matematiksel yetkinlik, fen ve teknoloji yetkinliğinde matematik boyutu üzerinden çocuğun kendisini bir takım matematiksel ifadelerle arkadaşlar modellerle, sembollerle, formüllerle ifade etmesini, fen ve teknoloji boyutundaysa arkadaşlar özellikle çocuğun feni, teknoloji, bilimi anlayabilmesini istiyoruz. Dijital yetkinlik arkadaşlar özellikle çocuğun dijital dünyada bilgiye ulaşmasını, bilgiyi elde etmesini, bilgiyi sunmasını, bilgiyi saklamasını istiyoruz. Öğrenmeyi öğrenme. Çocuğun arkadaşlar özellikle ama özellikle kendi öğrenme stilini bilmesini, kendisini tanımasını, kendisine yönelik öğretmenlerin uygun teknik yöntemleri benimsemesini istiyoruz. Bir diğeri sosyal vatandaşlık yetkinliği. Sosyal boyut üzerinden çocuğun uzlaşma kültürüne sahip olmasını, vatandaşlık boyutu üzerinden de çocuğun demokrasi temelli bir eşitliği, temel vatandaşlık bilgilerini öğrenmesini istiyoruz. İnisiyatif alma ve girişimcilik sorumuzun cevabı iken öğretmenlerim
kültürel farkındalıkta çocuğun kendi kültürüyle başka kültürlerin varlığını bilmesini, kendi kültürünü merkeze almadan, bakın merkeze almadan kültürel hayata katılmasını, kendisini yazı, dil ve edebiyatla ifade edebilmesini istiyoruz. Peki öğretmenlerim, dersimizle en fazla ilişkili olan hangisidir? Cevap sosyal vatandaşlık yetkinliğidir. Merkeze almadan Ersin öğretmenim, kesinlikle. Merkeze alırsa etnik merkezlik yapar, ırkçılık yapar, bu olmaz. Merkeze almadan farklılıklara saygı duymasını istiyoruz. Arkadaşlar lütfen dikkat. Dersimizde en fazla ilişkili olan hangisidir? 6 numaralı yetkinliktir. Peki hocam, dersimizde ilişkili olan başka yetkinlikler var mı? Var arkadaşlar. Dijital yetkinlik. Arkadaşlar, inisiyatif alma ve girişimcilik. Lütfen dikkat et. Öğretmenim, kültürel farkındalık. Bakın, kültürel farkındalığa gideceğiniz öğrenme alanı özellikle küresel bağlantılardır. İnisiyatif alma, girişimciliğe gideceğiniz öğrenme alanı üretim, dağıtım, tüketimdir. Sosyal vatandaşlık yetkinliğinde gideceğiniz öğrenme alanı arkadaşlar özellikle nedir? Etkin vatandaşlıktır. Özellikle dijital yetkinlikte gideceğiniz öğrenme alanı nedir? Bilim, teknoloji ve toplumdur öğretmenlerim. Bu tarz eşleştirmeleri de yapabilmeniz lazım. Bizler için arkadaşlar önemli bir konu başlığı ve bakın, sadece bizde yok. Bütün güncellenen 2017-18 programlarında var. Öğretmenlerim, 2005'te yetkinlik yoktu. 2005'te ara disiplin vardı. Şimdi arkadaşlar 8 tane anahtar yetkinlik var. Bu cümleme de lütfen ama lütfen dikkat ediniz. Tekrar ediyorum. Dijital yetkinlikte gideceğin öğrenme alanı arkadaşlar bilim, teknoloji, toplum. Sosyal ve vatandaşlık yetkinliğinde gideceğiniz öğrenme alanı en fazla etkin vatandaşlık. İnisiyatif alma ve girişimcilikte gideceğiniz öğrenme alanı arkadaşlar üretim, dağıtım, tüketim ve kültürel farkındalıkta gideceğiniz öğrenme alanı küresel bağlantılardır. Ve lütfen dikkat öğretmenim, çocuğa mesleki rehberlik verdiğimiz yetkinlik hangisidir? Cevap inisiyatif alma ve girişimciliktir. Çocuğun düşündüklerini hayata geçirebilmesini, çocuğun risk alabilmesini, çocuğun kendisine en uygun arkadaşlar mesleği seçebilmesini inisiyatif alma ve girişimcilikte arkadaşlar uygulama yoluna gidiyoruz. Lütfen dikkat ediniz buraya. Arkadaşlar, bu sorudan yana aklınıza takılan, soru işareti yaratan, anlamadığınız bir yer var mı? Yok mu? Tamamdır. Hemen devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden kültürel farkındalık oluyordu derken farkındalıktan ne oluyordu? Ha, çocuk kendi kültürünü merkeze almadan, yani etnik merkezcilik yapmadan kültürel yaşama katılabiliyordu. Farklı kültürlere saygı gösteriyordu. Kendisini yazı, dil ve edebiyatla ifade etme yoluna gidiyordu. Yani sanatsal bir takım çalışmalar yapıyordu arkadaşlar. Tamam mı? Fatma öğretmenim, karışmıyor. Ana dilde çocuğun kendi ana dilinin yapısını öğrenmesini istiyoruz. Yabancı dilde çocuğun kendi kullanabileceği en az bir yabancı dile sahip olmasını, o yabancı dilin bilgisini, becerisini kullanabilmesini, o yabancı dilde bir konuşma başlatmasını, o yabancı dilde konuşmayı sürdürmesini, o yabancı dilde konuşmaya son vermesini istiyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Bir diğeri, aşağıdakilerden hangisi? 2018 yılında yayımlanan sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan arkadaşlar öğrenme alanlarından biri değildir. Burada arkadaşlar, burada zaman, süreklilik, değişim. Hocam, bu 2005 programının gizil öğrenme alanıydı. Tekrar ediyorum. 2005 programının arkadaşlar, 2005 programının gizil öğrenme alanıydı. Hocam ne demekti? Ne demekti arkadaşlar? Ne demekti? Hilal öğretmenim, seçeneklerde onlar yoktu. Sadece bu vardı. Geleceğim oraya. Arkadaşlar, 2005 programının gizil öğrenme alanı, 2005 programının gizil öğrenme alanı ne demekti? Arkadaşlar, bunun bir ünite karşılığı yoktu 2005'te. Ne yapılmıştı? Bütün arkadaşlar diğer öğrenme alanlarına ve ünitelere dağıtılmıştı. Bakın, dağıtılmıştı. Seçeneğimizde bu vardı arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi öğretmenim, önce bir
programlarımızdaki öğrenme alanlarını karşılaştıralım arkadaşlar. 2004-2005'te NCSS'in belirlemiş olduğu, yani Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi'nin belirlemiş olduğu 10 temadan 9'u Türkiye'de öğrenme alanı olarak karşılık buldu. Neydi bunlar? Birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler, çevreler, üretim, dağıtım, tüketim, zaman, süreklilik, değişim, bilim, teknoloji, toplum, gruplar, kurumlar, sosyal örgütler, güç, yönetim ve toplum, küresel bağlantılar, canlar. 2017-18'de ise bizim 7 tane öğrenme alanımız var. Birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler, çevreler, üretim, dağıtım, tüketim, bilim, teknoloji, toplum, etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar. Arkadaşlar, 2005 programında yer alan zaman, süreklilik, değişim, 2005 programında yer alan gruplar, kurumlar, sosyal örgütler ve 2005 programında yer alan güç, yönetim, toplum, öğrenme alanları. Yani bu üçü 2017-18'de yoktur. Yer almamıştır. Lütfen dikkat et buraya arkadaşlar. Burada ilk defa karşıma çıkan bir öğrenme alanı var. Etkin vatandaşlık. Etkin vatandaşlık öğretmenim, gruplar, kurumlar, sosyal örgütler ile güç, yönetim, toplumun birleştirilmiş halidir. Bakın, iddia ediyorum ÖSYM bunu soracak yine. Diyecek ki sana, Türkiye'ye has olan öğrenme alanı hangisidir? Türkiye'ye has olan arkadaşlar etkin vatandaşlıktır. Niye? Çünkü arkadaşlar bu öğrenme alanları, yani 2004-2005 öğrenme alanları hazırlanırken NCSS denilen Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi'nin arkadaşlar belirlediği 10 temadan 9'una arkadaşlar ne yaptık? Yer verdik. Ama NCSS'in belirlemiş olduğu 10 temadan arkadaşlar içerisinde etkin vatandaşlık yoktu. Bu yüzden etkin vatandaşlık öğrenme alanı 1968'den beri öğretmenim Türkiye'de ilk defa 2017-18 programında yer aldı. Lütfen dikkat ediniz buraya ve arkadaşlar etkin vatandaşlık öğrenme alanı için şu cümlemi unutmayacaksın. Türkiye'ye has olan öğrenme alanıdır. Sorar mı? Sorar öğretmenim. Özellikle arkadaşlar 2005 programında 9 tane öğrenme alanı var. 2017-18'de 7 tane var. Şöyle diyebilirler. Yukarıda verilen öğrenme alanlarından hangileri 2005 programında yer almış ama 2017-18'de yer almamıştır? 3 tane. Zaman, süreklilik, değişim, gruplar, kurumlar, sosyal örgütler, güç, yönetim, toplum. Şöyle diyebilirler size. Aşağıda verilen öğrenme alanlarından hangisi ilk defa 2017-18'de yer almıştır? Cevap: etkin vatandaşlık. Şöyle de sorabilirler size. İlk defa 2017-18 programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanı için hangi iki öğrenme alanı birleştirilmiştir? Cevap: gruplar, kurumlar, sosyal örgütler, güç, yönetim ve toplumdur öğretmenim. Lütfen dikkat ediniz buraya. Var mı bu konu başlığından, bu sorudan aklınıza takılan? Yok, tamamdır. Çıkacak, emin olun çıkacak. Arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda yer alan okur yazarlıklardan biri değildir? Şimdi arkadaşlar, 21. yüzyıl becerileri denilen bir beceri grubu var. Bu beceri grubu ilgili akademik metinlerde farklı şekillerde tanımlanıyor. Fakat 21. yüzyıl becerilerinin içerisinde okur yazarlık becerileri ön plana çıkmış durumda. Öğretmenlerin programımızda da artık okur yazarlık becerilerine ne yapıyoruz? Yer vermeye başlıyoruz. Peki programımızda hangi okur yazarlık becerileri var? Öğretmenim, çevre okur yazarlığı var. Harita okur yazarlığı var. Dijital okur yazarlık var, medya okur yazarlığı var, finansal okur yazarlık var, politik okur yazarlık var, hukuk okur yazarlığı var. Peki ne yok? Arkadaşlar, Türkiye'de ne yok? Hocam, şu an itibariyle bilgi okur yazarlığı yok, tarih okur yazarlığı yok, coğrafya okur yazarlığı yok, kültür okur yazarlığı yok arkadaşlar. Bununla beraber işte arkadaşlar, su okur yazarlığı denilen bir okur yazarlık türü var arkadaşlar. O da yok. Yani bir sürü arkadaşlar okur yazarlık becerisi var ama bunlar şu an Türkiye'de yok.
Türkiye'de var olan okuryazarlık becerileri nelerdir? Bir daha bakalım. Çevre, harita. İkisi nerede arkadaşlar? İkisinin kesiştiği öğrenme alanı hangisidir? Hemen şurayı bir silelim. İkisi hangi öğrenme alanında yer alacak? İnsanlar, yerler, çevrelerde. Öğretmenim, dijital okuryazarlık nerede? Bilim, teknoloji ve toplumda. Öğretmenim, medya okuryazarlığı nerede? Bakın, bana bunun cevabını verecek olan arkadaş bu konuyu gerçekten, özellikle derste girdiğim arkadaşlar, bu konuyu gerçekten kaçırmamış olacak. Medya okuryazarlığı nerede? Arkadaşlar, medya okuryazarlığı nerede? Birey ve toplumda. Niye? Arkadaşlar, birey ve toplumda 7. sınıf düzeyinde biz iletişim konularına yer veriyoruz. Lütfen dikkat et buraya. Finansal okuryazarlık nerede arkadaşlar? Üretim, dağıtım ve tüketim. Doğru mu? Arkadaşlar, politik okuryazarlık ve hukuk okuryazarlığı daha çok nerede? Etkin vatandaşlıkta. Lütfen dikkat ediniz öğretmenlerim. Bakın, önemli bir konu başlığıdır. Hocam, bir de dersine girdiğim arkadaşlara zaten derste çokça söyledim. Programa en son eklenen bir becerim vardı burada. Hangisiydi? Bunlardan hangisiydi? Arkadaşlar, 2017 yılında program hazırlanınca 26 tane beceri vardı. 2018'in Ocak ayında oturdular, toplandılar, konuştular ve programa hukuk okuryazarlığını da eklediler. En son eklenen hangisiymiş? Hukuk okuryazarlığıymış. Öğretmenlerim, var mı sıkıntım? Anlamadığım, aklıma takılan, soru işareti yaratan bir durum var mı? Peki şimdi size bu beceriler noktasında şöyle bir boyut kazandırsak, desek ki size. Bunların arkadaşlar, bunların özellikle politik okuryazarlık ve hukuk okuryazarlığı becerileri hangi yetkinlikle ilgilidir? Bak, yetkinlik 8 tane yetkinlik vardı ya. Sosyal ve vatandaşlık yetkinliği. Bak, bunu da unutma. Bu da işin yeni bir boyutu. Tamam mı? Mesela finansal okuryazarlık. Finansal okuryazarlık hangi yetkinlikle ilgili olur arkadaşlar? Girişimcilik, inisiyatif alma değil mi? İnisiyatif alma ve girişimcilik. Doğru mu? Bakın, böyle bir boyutta da gelebilirler size. Derslerde ben bunların arkadaşlar tamamının eşleştirmelerini kelime kelimesine, madde madde yapmıştım hatırlarsanız. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Mesela dijital okuryazarlık hangi yetkinlik? Dijital yetkinlik. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Yok herhalde. Tamamdır. Arkadaşlar, şimdi canlar, aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler ders öğretim programında uygulanmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Öğretmenlerim, program güncellenince vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilere yer vermedi. Neye yer verdi? Bir bakalım arkadaşlar. Tek tek bir konuşalım. Diyor ki, program bana bunu diyor. Diyor ki, sana zahmet, konuları disiplinler arası işte bilir. Konuları işlerken yerellik, güncellik, disiplinler arası, yansıtma, sorgulama, geçmiş, bugün, gelecek bağlantısı, zaman, sürekli değişim ve esnekliğe dikkat et. 2. Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler ile yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgileri ön plana al. Demek ki ne yok? Zaten vatandaşlık yetkinliği yok. 4. Programda değer ve beceriler kazanımlarla birebir ilişkilendirilmiştir. İlişkilendirmeye biz burada örtük öğrenme demiştik. Lütfen dikkat et buraya. Ve programda kavram öğretimi önemliydi. Bu yüzden arkadaşlar kavramsal sınıflamalara dikkat ediyor. Çocuğun arkadaşlar kavram yanılgılarını tespit edip gidermeye çalışıyorduk. Aynı şekilde milli ve dini bayramlar, mahalli kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olayları belirli gün ve haftalardan yararlanarak çocuklarda tarihsel duyarlılığı ve milli bilinci geliştirmeye çalışıyoruz. Öğretmenim, bu senenin %99.9 sınav sorusu burası olacak. Ya size hangi öğretim ilkesiyle ilişkili olduğunu soracaklar, aktualite, ya da öğretmen öğrencilerine tarihsel duyarlılık ve milli bilinç geliştirmeye çalışıyordur. Hangilerini kullanabilir? Milli ve dini bayramları, mahalli kurtuluş günlerini, kutlama günlerini, önemli olayları, belirli gün ve haftaları ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Hatırlarsanız dersine girdiğim arkadaşlar için şöyle bir cümle kullanmıştım. Program eğer veriyorsa güncellik, sen ekliyorsan öğretmenim ya da bunları ön plana alıyorsan özellikle esnekliktir. İşte program bana diyor ki, sana zahmet 29 Ekim'in geldiği hafta 29 Ekim'den bahset.
Tamam mı? 29 Ekim'den bahset diyor arkadaşlar. İşte bu yüzden milli ve dini bayramlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlar önemlidir. Okul dışı ortamlar okulun bahçesinden başlar. Ta öğretmenin bir fabrikaya, bir yönetim binasına kadar gider. Yine efsane, destan, masal, atasözü, halk hikayesi, türkü, şiir gibi edebi türleri de kullanmalısın diyor. Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konuları ele almalısın. Bakın burada öğretmenim yine bu sene sınav sorusu olmaya muktedirdir, adaydır. Öğretmen dersinde güncel ve tartışmalı konuları kullanıyorsa neyi ön plan alıyor? Bir, çocukta problem çözme becerisini geliştirmeye çalışıyor. İki, eleştirel düşünmeyi geliştirmeye çalışıyor. Üç, kanıt kullanmayı geliştirmeye çalışıyor. Dört, karar vermeyi geliştirmeye çalışıyor. Beş, araştırmayı geliştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Lütfen dikkat et buraya. Yine öğrencinin dijital vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek amacıyla da ders içi ve ders dışı etkinliklere de ne yapabiliriz? Bunlara yer verebiliyoruz. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için gerçekten ama gerçekten çok önemli bir takım ibareler söz konusu ve ÖSYM buradan tekrardan soracak. İşaretlediğim iki yere lütfen dikkat et. Ok işaretiyle gösterdiğim öğretmenim şuraya ve şuraya sen daha fazla dikkat et. Çünkü ÖSYM bunları sizlere soracak arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz buraya. Devam ediyorum öğretmenlerim. Arkadaşlar bir sosyal bilgiler öğretmeni kültür ve miras öğrenme alanı kapsamında ülkemizde yer alan kültürel miras ürünlerinden ve değerlerimizden bahsetmektedir. Bu doğrultuda gelenek, görenek ve toplumsal değeri olan etkinlik örnekleri vererek günümüze olan yansımalarına değinmekte. Şimdi sorarım sana, yansıma ne demektir? Yansıtma, arkadaşlar ilişkilendirme demek değil midir? Bakın sadece bu soru şu kavramdan çıkar, başka da çıkmaz öğretmenim. Öğretmen böylelikle öğrencinin ön bilgileriyle yaşam içinden gelen tecrübeler arasında bağ kurmaya çalışır. Bakın bağ kurmak ve yansıtmak arkadaşlar aslında nedir? Bir ilişkilendirme yapabilmektir. İşte REACT modelinde arkadaşlar, REACT modelinde böyle bir boyut söz konusu. Ve REACT modelinin arkadaşlar kullanım amacı nedir? Özellikle arkadaşlar metnin bağlamını ele alır. Bağlam, bağlantı arkadaşlar ortam, ilişkilendirme demek değil midir zaten? Çocuğun arkadaşlar, çocuğun özellikle ama özellikle burada özellikle şuna dikkat etmeniz lazım. Metnin bağlamı, çocuğun ilgili metni bir takım şeylerle ilişkilendirmesi demektir. Metnin bağlamını ele alan bir arkadaşlar modeldir, bir yaklaşımdır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için önemlidir ve modelin aşamaları ilişkilendirme, deneyimleme, uygulama, işbirliği ve transfer etme şekliyle gerçekleşiyor öğretmenlerim. Baktığımızda arkadaşlar özellikle önceki bilgilerin günlük hayattan seçilen bağlamlarla ilişkilendirilmesi. Bak az önce bağlam dedim sana ve arkadaşlar böylece öğrencinin bilgilerini aktifleştirme, acemi davranışlar göstermesini önlemeye yöneliktir. Burada ne kullanabilirsiniz? Burada hikaye, video, okuma parçası, örnek olay gibi etkinlikler kullanabilirsiniz. Yine baktığımızda öğretmenlerim özellikle deneyimleme söz konusu. Deneyimleme öğrencilere soyut kavramları somutlaştırıcı aktiviteler yapma fırsatı sunan bir uygulamadır. Ardından arkadaşlar uygulama boyutu söz konusu. Çocuğun bir takım projelerle, bir takım tartışmalarla, soru cevaplarla arkadaşlar süreci yürütmesi önemlidir. Bununla beraber işbirliği. Öğrenciler arasında arkadaşlar paylaşma ve iletişim kurma temeline dayanan bir boyut söz konusu ve transfer etme. Çocuk artık burada bilgiyi yeni durumlara aktarıyor. Yani bilgisini derinleştirmeye çalışıyor. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bizler için oldukça önem arz eder, haberiniz olsun. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuz. Bir sosyal bilgiler öğretmeni 2018 yılında yayınlanan 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihi gelişimini değerlendirir. Hocam ben sorunun gerisini okumam. Tarihi gelişimini değerlendiriyorsak bunun zaman içindeki değişimine bakıyoruz. Gelişim bir süreklilik demektir. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar özellikle ama özellikle öğretmen ne yapabilir?
büyükleriyle bir görüşme, bir sözlü tarih çalışması, bir soy ağacı yöntemi kullandırabilir. Ne yapabilir öğretmenim? O meslek erbaplarıyla arkadaşlar, geçmişte bunu nasıl yapıyordunuz, günümüzde nasıl yapıyorsunuz diye arkadaşlar bir görüşme ayarlatabilir. Yine baktığımız arkadaşlar özellikle sınıfta bir takım benzerlik ve farklılıklar üzerinden harekete geçebilir. Burada arkadaşlar benzerlik ve farklılık dediğinde zaten bana neyi verecek? Değişim ve sürekliliği algılama boyutunu verecek. Lütfen dikkat ediniz öğretmenlerim. Bakın geçen sene ÖSYM aynı metnin bir benzerini sınıf öğretmenliğine sordu. Dedi ki bir öğretmen çocuklara geçmişte anne ve babalarının oynadığı çocuk oyunlarıyla günümüzdeki çocuk oyunlarının benzerlik ve farklılıklarını buldurmak istemiştir. Al sana sınav sorusu. Benzerlik ve farklılığı görürsen öğretmenim ne var burada? Değişim ve sürekliliği algılama boyutu var. Lütfen ama lütfen buraya dikkat ediniz öğretmenlerim. Şimdi neler söyleyebiliriz bu soruyla ilgili? Hocam programımızda kaç tane beceri var? 27 tane. Şimdi 2005 programında arkadaşlar kaç beceri vardı? 15 tane. 2005 programında 9 ortak, 6 tane de derse has beceri vardı. 2017-18 programında bu ayrıma son verdik. Artık sosyal bilgiler dersinin öğretmenim 27 tane kendine has becerisi var. Şimdi ben bazı becerilerin arkadaşlar altını çizeceğim. Sizden ricam bunlara daha fazla dikkat ediniz. Şimdi canlar bir. Zaten okur yazarlık becerilerini bir önceki soruda verdiğim için okur yazarlık becerilerine girmeyeceğim. Tamam mı? Okur yazarlık becerilerine girmeyeceğim. Öğretmenlerim burada özellikle sana gelebilecek potansiyel bir soru arkadaşlar girişimcilikten olacaktır. Sana gelebilecek potansiyel bir soru iş birliğinden olacaktır. Sana gelebilecek potansiyel bir soru arkadaşlar mekanı algılama üzerinden olacaktır. Çocuk yer yön biliyorsa, haritada arkadaşlar yer yön bulabiliyorsa, ülkesinin doğusunu batısını algılayabiliyorsa mekanı algılayabiliyordur. Burada öğretmenim sana özellikle sosyal katılımdan gelecektir ki sosyal katılım sosyal bilgiler dersinin en nihai amacıydı. Arkadaşlar burada sana yenilikçi düşünmeden soru gelecek. Yenilikçi düşünme inovatif düşünme demektir. Eğer bir şeyin başında yeni kelimesini görüyorsanız orada inovasyon vardır. Yeni bakış açıları, yeni kavrayışlar, yeni anlamlar diyorsa orada yenilikçi düşünme, orada arkadaşlar inovatif boyutu söz konusudur. Lütfen dikkat et buraya ve öğretmenim sana buradan yani zaman ve kronolojiden soru gelecektir. Çocuk artık takvimleri öğrendiyse, çağ, asır, yüzyıl gibi kavramları biliyorsa, tarihsel zamanları birbirlerine dönüştürebiliyorsa burada zaman ve kronoloji arkadaşlar öğrenmiştir. Lütfen dikkat ediniz ve burada son iki tane arkadaşlar özellik belirtmem lazım. Bir, 2005 programında olan ama 2017-18 programında olmayan iki tane arkadaşlar, iki tane özellikle beceri var. Nedir bunlar? Bir, yaratıcı düşünme yok. Niye yok? Çünkü yenilikçi düşünme geldi. İki, arkadaşlar özellikle bilgi teknolojilerini kullanma. Tamam mı? Bu da arkadaşlar 2005 programında vardı. Artık 2017'de yok. E bu niye yok? E çünkü öğretmenim ne geldi? Dijital okur yazarlık geldi. Tamam mı öğretmenlerim? Var mı sıkıntı buradan yana? Şimdi canlar. Mesela. Harita okur yazarlığı hangi öğrenme alanındadır diyebilirlerse söylemiştim insanlar yerler çeviriyorlar. İşte öğretmenim atıyorum. Politik okur yazarlık nerede diyebilirler size? Helin öğretmenim sorabilirler değil soruyorlar zaten. Soruyorlar. Arkadaşlar politik okur yazarlık etkin vatandaşlıkta. Arkadaşlar mesela zaman ve kronoloji algılama nerede? Zaman kronoloji tarihsel zamanlar nerede? Kültür mirasta. Konum analizi nerede? İnsanlar, yerler, çevrelerde mesela, tamam mı? Kanıt kullanma. Kanıt arkadaşlar her türlü kanıt olduğu için özellikle tarihsel kanıt boyutu üzerinden arkadaşlar kültür miras kanıtın çoğunluğu boyutu üzerinden arkadaşlar özellikle küresel bağlantılarda da var. Lütfen dikkat. Bir de burada dikkatinizi çekeceğim çok önemli bir yer var. Öğretmenlerim hemen şu rengi bir değiştireyim. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Çünkü önemlidir. Ben çok önem veriyorum buraya.
Ve bence sorulması gerekirdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şimdi şurada bir tane öz denetim diye bir beceri var. Bakın öğretmenim. Öz denetim hem bir kök değerdir hem de sosyal bilgilere has sosyal bilgilere ait bir beceridir. Buna da lütfen dikkat ediniz. Dilim döndükçe arkadaşlar derslerde, notlarda, Instagram'da, sağda, solda bunu özellikle sizlere yazılı olarak, sözlü olarak belirtmeye çalıştım. Burada bir hata var aslında. Ben bu hata ile ilgili arkadaşlar bir rapor yazdım. Tabii ki de Türkiye'de arkadaşlar böyle bir raporu kabul edecek bir mekanizma, o medeni cesarete sahip bir kurum yoktur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sosyal bilgiler öğretmeni. 2018 yılında yayınlanan sosyal bilgiler ders öğretim programında bir tane metin veriyor öğrencilerine ve diyor ki bu metinde ön plana çıkan değer öğretim yaklaşımı hangisidir diyor canım öğretmenim. Bakın burada öğrenci ne yapıyor? Öğrenci burada babasının arkadaşlarıymış o ağaçları kesenler. Bu durumda arkadaşlar özellikle öğrenci bir ikilem arasında kalıyor. İşte öğrenciye arkadaşlar ikilem, bak ikilem var burada öğretmenim. Öğrenciye ikilem yarattıran durum hangi yaklaşımda vardı? Ahlaki muhakeme yaklaşımında var. Peki öğretmenim, ÖSYM buraya önem veriyor mu? Veriyor. Hocam 2013'ten beri her yıl sordu. Neyi sordu biliyor muyuz? Arkadaşlar değer öğretim yaklaşımlarını sordu. Değer öğretim yaklaşımlarından yana lütfen ama lütfen beni şimdi can kulağıyla dinleyin. Bir, değer telkini yaklaşımı. Tarih boyunca bilinçli ve bilinçsiz olarak en fazla başvurulan arkadaşlar yöntemdir. Burada öğretmen sıklıkla, tekrarlarla öğrenciye arkadaşlar ne yapıyor? Değeri öğretiyor. Empoze ediyor, tabiri caizse kafasına vura vura öğretiyor. Değer açıklama yaklaşımı, diğer adı neydi? Değer belirginleştirmeydi. Çocuk burada öğretmenim değeri ne yapıyor? Yaşam becerisi haline getiriyor arkadaşlar. Lütfen dikkat et. Çocuk burada kendi ihtiyacı olan değeri arkadaşlar belirginleştirmeye çalışır. Çocuk değer telkinde bir şey seçemez. Çünkü öğretmen ona benimsetir. Ama değer açıklamada çocuk seçer. Öğretmen çocuğu ödüllendirir. Ve arkadaşlar çocuk bunu hayata geçirir. Geçen sene arkadaşlar sınıf öğretmenliğine bunu sordular. Kuvvetli ihtimal bu sene bir tanesini tekrar bize soracaklar. Arkadaşlar bir diğeri değer analiz. Çocuğun değeri analiz etmesi, sorgulaması mantığı vardır. Ve değer analizinde hocam sosyal problemler örnek olay üzerinden sınıfa taşınmakta. Çocuk da arkadaşlar problem çözme becerisiyle değer analizi yapabilmektedir. Lütfen dikkat. Ahlaki muhakeme yaklaşımı arkadaşlar Kolberg'in 3 düzey 6 basamağına denk geliyor. Bütün sınıf düzeylerinde uygulanıyor. Öğretmen öğrenciye ahlaki ikilemler sunuyor. Öğrenci ahlaki ikilemler üzerinden farklı cevaplar veriyor. Gözlem yoluyla değer öğretiminde çocuk arkadaşlar değeri ne yapar? Gözlemler ama henüz hayata geçirmemiştir. Hayata geçirdiği yer neresidir? Eylem yoluyla değer öğretimidir. Bakın çocuk gözlemde değeri öğrenmiştir ama hayata geçirmiyordur. Ama eylem yoluyla değer öğretiminde çocuk artık o değeri doğrudan eyleme, harekete geçiriyordur. Bir de örtük değer öğretimi var. 2018 programında benimsenen değerlerin bir takım konularla, değerlerin bir takım kazanımlarla, değerlerin bir takım arkadaşlar öğrenme alanlarıyla bir takım içeriklerle ilişkilendirilmesine örtük değer öğretimi diyoruz. Bir de arkadaşlar adil topluluk okulları var. Kolberg'in görüşlerine dayanan demokrasi temelli bir eğitimi ön plana alan arkadaşlar değer öğretim yaklaşımıydı. Okullarda çocuklara arkadaşlar demokrasi bilincinin bütün personellerle kazandırılması gerektiğini ön plana alan bir yaklaşım adil topluluk okulları. Örtük değer öğretiminin arkadaşlar mantığında şu var, değerler bir takım değerlerle, değerler bir takım becerilerle, değerler bir takım kazanımlarla, değerler bir takım konularla, değerler bir takım arkadaşlar, bir takım öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilerek öğrenciye öğretilir. İşte bunun adı örtük değer öğretimidir. Lütfen dikkat ediniz buraya. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir diğeri,
Bir Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2018 yılında yayımlanan 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda etkin vatandaşlık öğrenme alanında milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden bayrağımıza ve İstiklal Marşı'nda değer verir kazanımı kapsamında sınıfına kahramanlık unsurları içeren şiirler getiriyor. Arkadaşlar kahramanlık unsurları varsa burada ne var? Özellikle epik şiir var. Epik şiir arkadaşlar kahramanlıklara, milli duygulara yer veren bir takım şiirlerdir. Peki öğretmenim sosyal bilgiler dersinde bunları kullanmamız lazım mı? Tabii ki de. Sosyal bilgilerde ne kullanabilirsiniz? Şiirler, tiyatrolar, anlatı türleri, düşünce türleri kullanabilirsiniz. Özellikle şiir türlerini bilelim. Lirik şiir duyguya yöneliktir. Didaktik şiir ders verir. Pastoral şiir öğretmenlerim özellikle ne yapar? Doğa hayatını, çoban özlemini anlatır. Bununla beraber dramatik şiir olayı dramatize eden şiirlerdir. Epik şiirler ise öğretmenlerim özellikle kahramanlık duygularına yer verir. Tiyatro türleri arkadaşlar özellikle milli bayramlarda, mahalli kurtuluş günlerinde başvuruluyor. Yine diğer anlatı türlerine romana, hikaye, masala, efsaneye, menkıbeye başvurabiliyorsunuz. Yine makale, fıkra, söyleşi, mektup, deneme gibi arkadaşlar türlerde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi programda bunlar var. Olduğu için de bilmek zorundasınız. Çünkü sözlü ve yazılı edebiyat incelemesi dersi söz konusu. Bakın hemen bir geriye gideceğim, size bir şeyler göstereceğim buradan. Programın uygulanmasıyla ilgili dikkat edilecek olan unsurlara lütfen bakınız. Ne diyor bana? Bak ne diyor bana? Diyor ki bunları kullan diyor. Bunları kullan. Zaten kullanman lazım. Dersi zevkli hale getirmen lazım. Bu sebepten ötürü arkadaşlar epik şiir, özellikle arkadaşlar İstiklal Marşı bir epik şiirdir. Arif Nihat Asya'nın arkadaşlar Bayrak şiiri bir epik şiirdir. Mehmet Akif'in yine Çanakkale Şehitlerine şiiri bir epik şiirdir arkadaşlar. Destansı bir anlatım vardır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Bir diğeri. Bir sosyal bilgiler öğretmeni dersinde tarih, arkeoloji ve sosyoloji gibi konular için oluşturan metinlerin öğrenciler tarafından dahi anlaşılmasını ve anlamlandırmasını sağlayacak materyaller, düzenleyiciler kullanmıştır. Bir kere düzenleyici nedir? Hocam düzenleyici dersin başında, dersin içeriğinde ve dersin sonunda öğretmen tarafından ele alınan metnin öğrencinin anlaması için kullanılan kolaylaştırıcılardır. Öğretmenlerim bir sürü düzenleyici var. Düzenleyici ne yapar? Bir, İçeriği öğrencinin düzeyine uygun hale getirir. 2. Öğrencide kalıcı ve anlamlı öğrenmeler ortaya koyar. 3. Öğrencinin arkadaşlar özellikle konu içeriğini somut bir halde görmesi, kalıcı ve anlamlı bir ilişki kurmasına imkan tanır. İşte bu açıdan baktığımızda özellikle arkadaşlar burada hikaye haritasından söz ediyor. Hikaye haritası güdüleme ve pekiştirmeye yöneliktir. Öğrencinin okuduklarını anlamalarını destekler. Öğrencinin metin içinde geçen yeni kelime ve kavramları da fark etmelerine imkan tanır. Hikayenin ana konusu nedir? Ana karakteri nedir? Karakterlerin özellikleri nelerdir? Hikayede anlatılan bir problem durumu var mı? Hikayenin sonucunda problem çözüldü mü gibi bir takım sorularla öğretmenlerim problem durumu arkadaşlar hikaye boyutu üzerinden bir haritaya, bir somut materyale dönüştürülebilmekte. Peki sosyal bilgiler derslerinde arkadaşlar özellikle hangi düzenleyiciler kullanılıyor? Venn diyagramları var mesela arkadaşlar. Konuların benzerlik ve farklılıkları derse arkadaşlar Venn diyagramı. Özellikle ana fikri destekleyici konuya ait olan fikirler diyorsa örümcek haritaları söz konusu arkadaşlar. Yine özellikle balık kılçığı haritası. Arkadaşlar karmaşık bir olayın sebeplere dayalı, sebepleri ve alt nedenlerini arkadaşlar dile getiren bir harita. Kıyaslama zıtlık matrisleri var. Özellikle satır ve sütunlardan oluşan kavramların arkadaşlar özelliklerinin mukayese edildiği hiyerarşik bir materyaldir mesela. Bununla beraber arkadaşlar özellikle bağlantı ağaçları var. Arkadaşlar verilen bir bilginin sebebini bir hiyerarşi ya da bir süreci dallarıyla gösteren bir düzenleyicidir. Lütfen dikkat edin. Ana kavramdan alt kavramlara gider. Lütfen dikkat et buraya. Aynı şekilde arkadaşlar problem çözüm ana hattı var. Yine arkadaşlar problem nedir? Niçin bir problemdir? Problemin çözümü için yapılan teşebbüsler nelerdir? Sonuçta problem nasıl çözülmüştür gibi sorular üzerinden arkadaşlar problem ana hatlarıyla çözüme kavuşturulur.
Olay zinciri var. Olayların amaçlarını ve hareket oluşlarını dile getiren bir düzenleyicidir. Halka var. Neden sonuç ilişkisini bir döngü halinde gösteren arkadaşlar bir düzenleyicidir. Ve hikaye haritası zaten dersimizin öğretmenlerim, sorumuzun cevabıdır. Lütfen dikkat ediniz öğretmenlerim. Özellikle arkadaşlar bunlar özellikle konuyu somutlaştırmak, içeriği öğrencinin düzeyine uygun hale getirmek amacıyla kullanılıyor. Ve burada arkadaşlar bakın mesela balık kılçı haritası bir kavram haritasıdır mesela. Örümcek harita bir kavram haritasıdır mesela. Bunlara lütfen ama lütfen dikkat edin. Bunlar bizde özellikle arkadaşlar içerikleri öğrenci düzeyine indirgeyebilmek için kullanabileceğimiz bir takım düzenleyicilerdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mıyız? Evet. Aklınıza takılan, soru işareti yaratan bir durum var mı arkadaşlar? Bakın özellikle bu grafik düzenleyiciler. Nagihan öğretmenin bilimsel düzenlemelerde kullanılır balık kılçığı ve balık kılçığında şuna lütfen dikkat edin. Neden ve alt neden verilir ama çözüm yolu verilmez. Mesela sorularda buna dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar, Gözde öğretmenim dönebilirim tabii ki oraya. İlk iki soruya dönelim. Sonra sizlerle arkadaşlar birkaç uyarı yapalım. Dersimizi bitirelim. Hilal öğretmenim, anlam çözümleme tablosu kavram öğretiminde kullanılır. Anlam çözümleme tablosuna benzer olan bir karşılaştırma matrisi var. Tamam mı? İki soru nerede? Gülseven öğretmenim, problem çözme zaten süreç içerisinde kullanılır. Arkadaşlar, birinci soru. Lütfen ekran fotosunu alacak olan arkadaşlar alsın. Bu da çözümü. Yine ikinci soru arkadaşlar. Bu da çözümü. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi burada ben şunu söyledim. Matris ne diye öğretmenim. Bakın şurası. Şimdi öğretmenim şurada kıyaslama zıtlık matrisi var. Tamam mı? Burada tıpkı anlam çözümleme tablolarında olduğu gibi kavramların benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırıyoruz. Ama burada doğrudan bir anlam çözümleme tablosu yoktur. Tamam mı? Var mı sıkıntı arkadaşlar? Aklınıza takılan bu 10 sorudan yana aklınıza takılan soru işareti yaratan bir durum var mı? Yok. Arkadaşlar yine ben fırsat buldukça diğer soruları da arkadaşlar bu şekliyle sizlerle paylaşırım. Zaman boyutu 1 saat olarak ayarlanmıştı. 40 dakika olarak biz bir 50-55 dakikadır konuşuyoruz öğretmenlerim. Haberiniz